1975 yılında Haziran ayında Ecevit'e suikast düzenlenmişti Bolu'nun Gerede ilçesinde. Gerçekten artık ben de çok bilinen, tanınan bir gazeteci haline gelmiştim Bağvali'de. Ve tabii mesleğimizi yine zevkle, şevkle ve azimle yapıyorduk. Nerede bir olay varsa makinamızı kapıp Günaydın Gazetesi'ne genç bir muhabiri olarak oraya koşturuyorduk. Örneğin yine 1975'li yıllardı. İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde olaylar hiç eksik olmuyordu. Maalesef üzücü yanı bu sağ sol çatışmaları, polis öğrenci olayları çatışmaları çok gündemdeydi. Böyle bir günde yine Aralık ayının 1975'in Aralık ayının işte 15'i mi 18'i mi ne gibi bir tarihlerde ben Cağaloğlu'nda gazetedeydim. İki tane öğrenci öldürülmüştü. Onların cenazesi vardı. Polis vermek istemiyordu o cenazeleri. Öğrenciler de almak istiyordu. Devrimci öğrencilerin bir kısmı İstanbul Üniversitesi'nden hareket etmişti. Sümbül Efendi Cerrahpaşa'ya o cenazeleri almak için. Diğer bir grupta Teknik Üniversite'den yine Aksaray'daki işte Cerrahpaşa'daki o camiye doğru Sümbül Efendi Camisi'ne gidiyorlardı. Ben de İstanbul Teknik Üniversite'den gelen grupla birlikte takip ederek muhabir olarak, gazeteci olarak onlarlaydım. Gittiğimiz zaman orada büyük bir çatışmanın çıktığını gördük. Polis de öğrenciler arasında. Tabii ben makineyi yine kaptığım gibi o çatışmaların içine şeylere daldım. Yine tarihe tanıklık etmek için fotoğraflar çekmek istiyordum. Çekiyordum. Habire durmadan deklanşöre basıyordum. Fakat o sırada ne olduysa oldu. Bir anda ayağımda çok büyük bir çevremde yalnız karşılıklı silahlar atılıyordu yani. Yani öğrenciler de tarafı da polis tarafından. Ben bu arada ayağımda bir acı hissettim. Sonra arkasından bir kurşun geldi yanımdaki camekanı kırdı. Bu sefer ben herhalde vuruldum diye yere şey yapmıştım, kendimi bırakmıştım. Beni oradan hemen aldılar geri tarafa, sokağın içine götürdüler. Oradan da bir evin içine, apartmana soktular. Orada tesadüfen bir dişçi varmış. İlk şeyimi orada yaptılar yani. Hani ben vurulmuşum kasığımdan ama o anda tam ne olduğumu ben de bilmiyorum. Diğer bizim meslektaşlarımız geldi. Hem Günaydın Gazetesi'nden arkadaşlarım ve diğer gazetelerden benim vurulduğum hemen yayılmış, gazeteci vuruldu diye şey olmuş, hemen orada duyulmuş. Beni aldılar. Bir arabaya bindirmek istiyorlar fakat araba bulamıyorlar. Çünkü o tam çatışmanın çıktığı yerdeyiz. Sonra bir taksiyi durdurup beni içine attılar, Cerrahpaşa'ya götürdüler ve acile hemen orada acilde yatırdılar. Benim kasığımdan vurulduğum ortaya çıktı. Şans eseri, kasığımdan vurulmuşum ama aort damarına 3 milim yakınmış. Yani aort damarına gelse o anda zaten olay yerinde ölmem yani. Yani kurtulmam mucize yani. O şekilde işte ben hastanede tedavi gördüm bir aya yakın. Kurşunu alamadılar çünkü derinde dediler. Alsak dediler, almaya kalksak yine de tahribat olur. Bunu biz izleyeceğiz. Kangren olmazsa öyle o şekilde bırakacağız diye doktorlar karar verdi. Evet, gazetecilikte yani isim olmak da var, güzel işler yapmak da var, ödüller almak da var ama vurulmak da var. Yani ama meslek böyle güzel bir meslek bence, yani vurulmaya değer. Ve mesleğin nişanı olarak hala kasımda var ya, onu saklıyorum. Ve soranlara da bana nazar değmiyor diye de espri ediyor. Nereden diyorlar? Ben diyorum kurşunluyum. Bunun esprisi de var böyle. Kurşunlu diye bazen de bilenler dalga geçiyor arkadaşlar falan. Ama gerçekten yani mesleğimiz çok güzel meslek ya. Çok sevilecek yani bir meslek. Gurur duyulacak bir meslek. Yani ben bunu şunun için ısrarla söylüyorum. Aşkla yaptığınız zaman vurulsanız dahi var ya koymuyor. Gazetecilik böyle bir saygılı iş işte. Ama seviniz. Ben genç nesillere onu söylüyorum. Ya mesleğinizi severek yapın. İsteyerek yapın. Aşkla yapın. İnanın tarihe çok güzel tanıklık edecek haberler, fotoğraflar, imzalar atarsınız.